Anneni ilk gördüğüm zaman hemen anladım onsuz yapamayacağımı. Ama onunla yapamayacağımı da hemen anladım. Filmlerde değiller ha, ayrı dünyaların insanıyık diye. Aynı öyleydik biz. Sevda sayesinde baş ederek, yenerik sandık. Olmadı kızım, yapamadık. Annem çok mu mutsuz? O kadar mutsuzdu ki kendine bile itiraf edemeydi zavallı. Sonra dayanamadı, çekti gitti işte. Bir daha da karşımıza çıkmaya cesaret edemedi. Olur mu öyle hiç? İnsan hiç merak etmez mi, hiç aramaz mı? İlle merak ediyordur kızım. İlle merak ediyordur de ama olmaz ki. Biz onun vicdan azabıyık. Bize bakınca bir aile görmez o. Yaptığı hatayı görür önce. Gelse ne olacak zaten? Sen hemen affedebilecek misin onu? Peki. Beni affedebilecek misin kızım? Senin bir suçun yok babam. Var kuzum, var. Çünkü ben daha en başından biliydim başıma geleceği. En başından biliydim ananın burada durmayacağını. Bile bile attım kendimi ateşe. Bile bile yandım. Ama ne oldu bak. Seni de yaktım gördün mü? Ya öyle oluyor işte. O yüzden kızım. Sakın kızım. Sakın sen de aynı hatayı yapma. Bir gün evladınla baş başa kalmak, onu da yakmak istemiysen, sakın ola göz göre göre kendini ateşe atma. Yok baba, ben yanmaya razıyım değilsen, ben razı değilim. Haberin olsun. Artık telefonlarımı da açmıyorsun ha? Öyle olsun Zeliş Hanım. Ama sendeki çiğ inadı varsa bende de eşek inadı var. Burada oturur beklerim ben de seni. Zeliş, seninle yarım kalan bir konuşmamız vardı ama Şakir amca ilesin madem. Sonra geleyim ben. Dur. İyi buradasın. Ben de seni çağıracağım. Karşılıklı oturup bir konuşalım bakalım. Zeliş'e ne bakayım? Kızımın yüzünde mi yazıyor diyeceklerim. Geç içeri. Neden Şakir amca? Bir şey mi oldu? Karnım acıktı. Beraber yemek için illa bir şey mi olması lazım? Kızım sen de kur sofrayı. Dört tane de tabak koy. Dört mü? Baba biz üç kişiyiz ya.
Misafirimiz var kızım. Misafir mi? Kimmiş o misafir? Şakir amcacığım, öpeyim. Öp kızım, eksik olma. Çiçek mi, çikolata mı seversiniz bilemedim. Ben de ikisini de aldım. Sağ ol, eksik olma. Sağ olasın. Yani böyle de şey gibi oldu. Sanki kız istemeye gider gibi. Ama ben damat istemeye geldim gibi. Saçma bir şey. Baba, baba Mehmet nasılmış? Bir de bana Kefi iyi miymiş? Dedim ya kızım iyiymiş, çok iyiymiş. Beni özlemiş mi? Anasını özlemiş mi? Beni özlemiş mi? Onu sormadım. İyi. Ne zaman dönecekmiş? Ay benim oğlum ne yer ne içer şu İspanyalarda? Karnını nasıl doyuruyor? Ya zayıflamışsa oralarda? Yok be tam tersi. Azgın boğa gibi olmuş maşallah. Ay sahi mi? Parası var mıymış? Parası. Var tabii ben yani varmış varmış. Ha iyi. Ne zaman dönecekmiş? Dönmeyecek. Ortalık yatışana kadar orada yaşayacak. Ay hiç mi dönmeyecekmiş baba? Yok yarısını kargolayacakmış. Tövbe tövbe. Ay baba, ben evladımı çok özledim artık. Hem de sükuneti özledim, sükuneti. Baba. Ne? Sen beni Mehmet'imle bir telefonla konuştur. Ben susayım, bir konuştur. Kızım susarsan bir gün konuşturacağım sen. Yoksa Akif duyacak, o zaman da bir çuval incir berbat olacak. Ben zaten onu gizli gizli takip ettiririm. Sen her şeyi açık etme. Ne demek? Kim? Ne? Oğlum ne diyorsun siz? Ha? Bırak! Ya bırak tamam ya. Tamam kapat. Ya deli edecek beni bu adam ya. Deli edecek beni bu. Ula bana bak. Ay yani hortumdan çek de öyle delir. Akif kim delirtecek ne deyin? Emine sen de delirtme beni. Beni bu hayatta kim delirtebilir Turgut'tan başka? Ha? Kim delirtebilir? Bak telefonu da açmayı. Ula su gelmiyor. Çek ayağını dedim. Ula ben seni bir elime geçirsem. Oh, Allah kahretsin. Kör. Çölde estağfirullah be. Yapmayacaktın Akif. Yapmayacaktın. Bunu bana yapmayacaktın. Ay. Ay. Bu kadar huzur fazlaydı zaten bana. Ne oldu? Ne yaptı yine Akif Bey? Canını mı aldı? Tam tersi. Canımı kurtardı. Az kalsın öyleydim. Hemen ne oldu? En azılı düşmanım geldi benim hayatımı kurtardı. Ne demek? Bilmeyin. Can borcuma karşılık Akif'in tüm borçlarını sildim demek. Daha doğrusu zorunda kaldım demek. Nasıl? Barıştınız mı yani? Hadi.